Geçen hafta yarı geçirgen bir zar boyunca cereyan eden tersinmez bir genleşme olan Joule Thomson genleşmesinden bahsetmiştik. Bir gözenekli tıkaç vardı, entalpi sabitti. Başlamadan önce bunun tersinmez işlem olduğunu kavradık değil mi? Bu hususta bir sorunuz var mı? Çünkü yaptığımız oylamada sınıfın çoğunluğu onun tersinir olduğunu söyledi. Buyurun. İzotermal değişimde delta U değişmiyor ama ısı işe eşit oluyor. Bu nasıl oluyor? Soru delta U değişmiyor ve nasıl ısı eşit oluyor şeklinde. Cevabı bunun sadece ideal gazlar için geçerli olması. Gerçek gazlar için bu doğru değil. İdeal gazlarda enerji sadece sıcaklığa bağlı. Dolayısıyla sadece ideal gazlarda enerji değişimi olmaz. Gerçek gazlarda ise enerji sıcaklıktan başka etkenlere de bağlı. İdeal gazlarla izotermal ve adiabatik olarak çalışmanın avantajları nedir? İdeal gazlarda izotermal değişim daha kolay bir yoldur çünkü enerji değişmez. İzobarik değişimlerde ise enerji değişiminin hesap edilmesi gerekir. Bu tip hesaplamalar size ev ödevi olarak verilecek ve muhtemelen imtihanlarda da sorulacaktır. Bugün bunlardan bazılarını yapacağız. Delta U'yu bulacağız. İyi bir soruydu. Başka soru var mı? Geçen hafta ideal gaz için sabit basınç altındaki ısı kapasitesi ile, ki bu molar ısı kapasitesi, o yüzden üstüne bir çizgi koyuyoruz, eşittir sabit hacim altındaki molar ısı kapasitesi ile gaz sabitinin toplamı olduğunu gördük. Bu sadece ideal gaz için geçerli. Bunu zincir kuralını kullanarak matematiksel olarak kanıtlamıştık. Şimdi bunu bir başka yolla yapacağız. Biraz daha karmaşık ama bu bize ileride çok kullanacağımız termodinamik çevrim kavramını açıklayacak. Çünkü ne zaman bir hal fonksiyonu ile uğraşsak ve PV veya PT diyagram üzerinde iki tane noktayı birleştirmemiz gerekse bu noktaları nasıl birleştirdiğinin bir önemi yoktur. Hal fonksiyonları ile uğraştığınız sürece bunun hiç önemi yok. Bu husus sadece ısı veya işle uğraşırken önem kazanır. Bazen bir işlem için olan enerjiyi hesap ederken yol pek kolay hesaplanabilir bir yol olmayabilir. Dolayısıyla daha kolay hesap yapabileceğimiz bir yol, bir başka yol bulmanız gerekebilir. Burada hangi yolu takip ettiğiniz önemli değildir. Çünkü sizi ilgilendiren sadece sonunda olan enerji değişimidir. Dolayısıyla hal fonksiyonları ile uğraşırken başlangıç ile son hal arasında olan bir yol kullanacağız. İşe belirli bir basınç, hacim ve sıcaklıkta olan bir mol gaz ile başlayacağız. Ve iki tane yol takip edeceğiz. Birinci yol sabit hacim yolu. Dolayısıyla basınç sonsuz küçük bir değer olan dp kadar artırılır. V sabit ama T de dt kadar artar. Bu durum sıcaklık ve basınç aynı anda değişir. Burada sıcaklık değişten cv ise işe karışmalıdır. Kısaca sabit hacim yolunda sıcaklık değişir. Dolayısıyla bu yol bize cv değerini verir. Eğer bu yaptıklarımızı bir TV diyagramında gösterirsek, sıcaklık ve basınç eksenleri olsun. Burası V1 olsun. Burası da V artı DV olsun. Burası bizim başlangıç noktamız. Tanımladığımız yolda sıcaklık bu şekilde artsın. Yani bu sabit hacim yolunda sıcaklık T'den T artı DT'ye çıksın. Bu yol bir yolu olsun. Şimdiki yolda ise CP değeri değişsin. Yani basınç sabit kalsın. Burada bu başlangıç noktamızı alıp yeni bir yol belirleyelim.
Bu yolda basınç sabit olsun. Burada basınç sabit ama hacim V artı dV kadar değişir. Tabi sıcaklık da buradaki ile aynı, nihai sıcaklığı çıkar. Sıcaklığın ve hacmin değiştiği bu yolun bize CP değerini vereceğini umuyorum. Bu bize CP'yi vermeli. Dolayısıyla bu bize CV, bu ise CP hakkında fikir verecektir. Burada bitiş noktaları farklı. Birinde hacim, diğerinde basınç farklı ama sıcaklar aynı. Dolayısıyla bu iki bitiş noktası arasındaki bağlantı izotermal bir yoldur. Bunları izotermal bir yolla bağladık. Başta da söylediğim gibi ideal gazlarla uğraştığımıza göre delta U eşittir 0. Bunu hemen yazalım. Bu yolun cevabını biliyorum. Takip ettiğim yolları bir kere daha inceleyelim. Birinci yolda VT diyagramında düz bir yol izliyoruz. Diyagramdaki ikinci yol ise tersinir, sabit basınç yolu. Dolayısıyla basınç sabit ama hacim yükseliyor. Sıcaklık yükseliyor. Yani sisteme ısı ekliyorum. Bu da ikinci yol olsun. Buraya bu bir yol ile aynı sıcaklıkta hacmimiz V artı dV. Bu yol 2. Dolayısıyla sistemi bu yol boyunca ısıtıyorum. Bu iki noktayı birleştirmek için sistemi soğutacağım. Hayır, sistemi tekrar V1 değerine kadar sabit sıcaklıkta sıkıştıracağım. Bu da üç yolu. Bu durumda düşüneceğim yegane şey enerji. Çünkü enerjinin yola bağlı olmadığını ve sadece diyagramda nerede olduğumuza bağlı olduğunu biliyorum. Ve enerjinin CV, DT ve CP, DT olduğunu da biliyorum. Dolayısıyla enerjiyle uğraşırsam CV ve CP değerlerini elde etmek için iyi bir şansım var demek. Hangi yolu izlediğimin önemi yok. Bunları birleştirelim. Öyleyse işlemi başlatalım. İlk yol sabit hacim, sabit ve sabit ve sadece enerjiyi alalım. Bu birinci yol için DU1, D çizgi Q artı D çizgi W. Hacim sabit olduğundan yapılan bir iş yoktur. Bunu hemen ihmal edebiliriz. D çizgi V değerini D çizgi Q değeri de CVDT'dir. Bu ideal gaz olduğuna göre bunları yazmakla fazla iş yaptık. Çünkü bunun CVDT olduğunu zaten biliyorduk. Bunu direkt olarak yazabilirdik. Ama bunları birinci kanunu D çizgi W değerini vesaire yazmayı tercih ettik. Şimdi de yol 2'ye bakalım. İkinci yol önce DW'ye bakalım. Burada DU2 eşittir birinci kanundan D çizgi Q artı D çizgi W yazalım. DQ nedir? Bu sabit basınç işlemi olduğuna göre DQ sıcaklıkla değişir. Isı kapasitesi CP ise istediğimiz CP üstündeki çizgiyi de koyalım. 1 mol için çarpı DT. İşte bu benim D çizgi Q değerim. Tamam değil mi? Sabit basınç yolu. Şimdi de D çizgi V değerine bakalım. Basınç sabit ama hacim değişiyor. Basınç sabitken hacim değişimi varsa iş eksi PDV idi. Dolayısıyla bu yol için eksi PDV yazıyoruz. Bu bir ideal gaz olduğuna göre DV ile DT arasındaki ilişkiyi biliyorum. Burada DT, burada DV var. Çok fazla değişken istemiyoruz.
Burada 3 tane değişkenimiz var. T, P ve V. Sadece 2 tanesine ihtiyacım var. DV'yi DT'ye bağlayabilirim. İdeal gaz kanunu kullanmak suretiyle PdV, RdT, PvRt'ydi 1 mol için. Basınç sabit olduğundan dV eşittir R bölü PdT olur. dV yerine R bölü PdT koyarsak P'ler birbirini götürdü. CPdT eksi RtD, bu da parantez içinde CP eksi R çarpı DT olur. Tamam, çevrimi tamamlayalım. 3 yola bakalım. Bu üçüncü yol bir sabit sıcaklık yolu. Bunun cevabını zaten biliyoruz. Sabit sıcaklık izotermal delta U eşittir 0. Bunun için düşünmem gereksiz. Daha önceden de söylemiştim ya. Gece yarısı size delta H desem ne diyordunuz? CP DT. CP izotermal işlem için ne diyorduk? Delta U eşittir 0 direkt olarak. Dolayısıyla ideal gaz için delta U 3 eşittir 0. İdeal gaz için bir sorun yok. Dolayısıyla aynı noktaya döndüm. Tekrar buradayım. Birinci yola F diyelim. İ'den F'ye olan enerji değişimi bu. İkinci ve üçüncü yolların toplamı beni aynı noktaya getiriyor. Dolayısıyla bu ara seviyeden geçerek son hal olan F noktasına gelmekle enerji değişimi için bu direkt yolunki ile olan aynı. Kısaca söylemek istediğim şey DU1 eşittir DU2 artı DU3. Görüldüğü üzere enerji yola bağımlı değil. Sadece bitiş noktası önemli. Şimdi her şeyi yerine koyalım. DU1 CV DT idi ve DU2 CP eksi RDT idi ve DU3 eşittir 0. Çünkü bu izotermal bir işlem. Burada DT'ler birbirini götürür. Dolayısıyla CV artı R eşittir CP bulunur. Ki biz de bunu kanıtlamaya çalışıyorduk. Bu çevrim üzerinden bir kere daha geçmek istiyorum. Çünkü çevrimlerle çok uğraşacağız. Enerji için gidilen yolun önemi yok. Yolu hesabınıza en kolay gelecek şekilde seçebilirsiniz. Burada benim yaptığım hesaba bakarsanız bir nokta var ki orada durup tüm hesabı yapmadan istediğim şeyi kanıtlayabilirim. Burada sabit basınç yolu olan ikinci yola bakarsak DU eşittir CP eksi R çarpı DT olur ki peki ideal gaz için DU ne? İdeal bir gaz için DU daima CV DT idi. Dolayısıyla burayı hemen CV DT yazardım ve bu da türetmeyi bitirirdi. Bunu yapabilirdim ve çok da kolay olurdu ama tüm çevrimi göstermeyi tercih ettim. Pekala, bir soru var mı? Harika, o zaman ısı makinaları ve Carnot çevrimleri yapmak, daha çok termodinamik işlem yapmamız gerekir. Bu çevrimlerde biraz önce tahtada yaptıklarımıza benzer. Şimdiye kadar basit bir işlem olan izotermal işlemi gördük ve izotermal bir genleşmeyi açıklayan fonksiyonu ve izotermal bir genleşmeyi açıklayan fonksiyonları inceledik. Burada V1, burası da P1 olsun. Yani yüksek basınç, küçük hacim. Ve bitiş noktamızda ise düşük basınç, yüksek hacim. Sabit sıcaklıkta bu yol izotermal bir yol olup sıcaklık sabittir. Bu yolun
fonksiyonu ideal gaz kanunudur. PV eşittir nRT, T sabit. Dolayısıyla bu yolun fonksiyonu PV eşittir sabit şeklindedir. Veya bu eğriyi tanımlayan bir fonksiyon yazmak istersek, o da P eşittir sabit bölü V olur. Bunu nasıl yapacağımızı biliyoruz. Bu şekilde tüm fonksiyonel noktaları bulabiliriz. Aynı zamanda işi de nasıl hesaplayacağımızı biliyoruz. Bu tersinir bir işlem olduğundan iş bu eğrinin altındaki alan olur. W ve tersinir buraya eksi koyalım. Yani basıncın düştüğünü ve bunun bir genleşme olduğunu farz edelim. Çevreye iş yapıyoruz. İş sistemin dışına yapılıyor. Eksi W tersinir bir pozitif sayı olacaktır. Bu durumda V1'den V2'ye integral nRT bölü V çarpı dV. Bunu geçen sefer yaptık veya 2 hafta önce. Bunun sonucunda eksi nRT ln P2 bölü P1 bulunur. İşlem tersinir ve çevre iş yapıyoruz. Dolayısıyla bu pozitif bir sayı olmalı. P2 küçüktür P1'den daha küçük. Dolayısıyla 1'den küçük bir sayının logaritması negatif olacağından bu negatif işaretle çarpılınca sonuç pozitif çıkar. Yani hesaplamalarımızda bir hata yok. Hesap sonunda mutlaka işareti kontrol edin. Çünkü bunu yanlış almak son derece kolaydır. Ben de ilk başta bundan emin değildim ama doğru çıktı. İşlem sonunda mutlaka işareti kontrol edin. Pekala, artık bunu nasıl yapacağımızı biliyoruz. Şimdi de bunu farklı sınırlamalara göre yapalım. İşlemimiz adiabatik genleşme veya sıkıştırma olsun. Yani bir ısı akışı olmasın. Şimdi bunun izotermal genleşme veya sıkıştırmada nasıl fark ettiğine bakalım. Yapacağımız deneyde elimizde böyle bir kap ve içinde bir piston olsun, sistem tam yalıtılmış olsun, ilk hacim V1 ve ilk sıcaklık da T1 olsun. Yukarıdaki dış basıncı değiştirelim. P dış, içerideki P1 basıncına eşit olsun. Bu işlemi tersinir bir şekilde yapacağız. Yani dış basıncı zamanla çok yavaş bir şekilde değiştireceğiz. Dolayısıyla sistem her noktada esas olarak dengede olacak. Ve dış basınç daha düşük bir değer olan P2 değerine erişecek. Bunun sonucunda yeni bir hacim, sıcaklık ve yeni basınç değerine sahip olan bir genleşme meydana gelir ve dış basınç da P2 olur. Ki bu daha düşük bir değer. Bunun tersinir durum olduğunu hatırlamanız çok önemli. Daha sonra kısaca tersinmez duruma da bakacağız. Dolayısıyla PV diyagramı çizersek V1 değerimiz burada, V2 burada, P1 burada, P2 burası. Buradaki V2 değeri buradakinden farklı olacaktır. Bunun büyük mü küçük mü olduğunu henüz bilmiyoruz ama farklı olacağını biliyoruz. Çünkü sınırlamalar farklı. Bu izotermal iken bu adiabatik. Burada bu başlangıç noktası ile bitiş noktalarını birleştiren bir çizgi olmalı. Ve matematiksel olarak bu çizgi şuradaki ile aynı olmayacaktır. Dolayısıyla burada yapmamız gereken şey bu yolun matematiksel olarak nasıl tanımlandığını bulmaktır. Bu çizgi bu iki noktayı birbirine bağlamaktadır. Bunun tersinir bir yol olduğunu vurgulayalım. Bu tersinmez olsaydı yine başlangıç ve bitiş noktalarını koyabilirim ama araya bununla bu şekilde bağlayan böyle bir yol koyamazdım. Bu tersinmez bir işlem olsaydı iç basıncın ne olduğunu bilemezdim. Basınç çok düzensiz bir şekilde değişir. Hatta sistem boyunca sabit bile olmayabilirdi. Dolayısıyla tersinmez bir işlemde iki nokta arasında böyle bir yol koyabilmem mümkün değil. Bunu ancak tersinir durum için yapabilirim. Bu işlemde bulacağımız şey P'nin sabit bölü hacim, ancak hacimin birinci değil gamanıncı üssü ile orantılı olduğudur.
İzotermal değişimde bu üs 1 idi ama burada bir gamma üssüne sahip ve bu gamma değerinin birden büyük olduğunu göreceğiz. Eğer gamma birden büyük ise basıncı da aynı son noktaya değiştiriyorsanız bu durumda buradaki V2 hacmi izotermal değişimdeki V2 hacminden daha düşük olacaktır. Bu hususların üstünden geçeceğiz, merak etmeyin. Pekala, bunu yapalım. Bunu göstermeye çalışalım. Bu fonksiyonel şeklin doğru şekil olduğunu kanıtlayalım. Yani adiabatik genleşme veya sıkıştırmada PV eşittir C ifadesinin geçerli olduğunu gösterelim. Şimdi bir deneme yapalım. Bildiğimiz her şeyi yazalım. Bunu karşılaştığımız her problemde yapmanız gerekir. Bildiğiniz her şeyi ve ne anlama geldiklerini yazmak. Tamam. Öyleyse adiabatiğin anlamı D çizgi Q eşittir 0. Tersinirin anlamı D çizgi W eşittir eksi P tersinir. Hayır. P dış DV olup tersinir durumda P dış eşittir P olur. P dışın P'ye eşit olduğu yegane durum işlemin tersinir olmasıdır. Bu sistemin hem dış hem de iç basıncıdır. Bunu ancak tersinir durum için yazabiliriz. Daha neler biliyoruz? Bu bir ideal gaz. Dolayısıyla delta U eşittir CVDT ve PV eşittir NRT. Pekala. Daha neler yazabiliriz? Birinci yasadan DU eşittir D çizgi Q artı D çizgi W ve başlarken D çizgi Q eşittir 0 yazmıştık. Dolayısıyla DU eşittir eksi P DV'ye eşit sadece. İdeal gaz için ayrıca DU eşittir CVDT idi. Dolayısıyla elimde iki tane eşitlik var. Bu çok iyi çünkü bunları birbirine eşitleyebilirim. Yani bu iki eşitliği alırsak CVDT eşittir eksi P DV bulunur. Kısaca sıcaklık değişimi ile hacim değişimini birbirine bağlamış olduk. Pekala, burada bu P'yi istemiyorum. Sadece iki değişkene ihtiyacım var ama burada üç tane var. P'nin T ve V'nin fonksiyonu olduğunu biliyorum. P'yi nasıl T ve V'ye bağlayabileceğim de belli çünkü yukarıda P ve NRT şeklinde ideal gaz yasasını yazmıştım. Dolayısıyla P yerine NRT bölü V veya RT bölü V çizgi yazabilirim. Dolayısıyla artık bu ifade CVDT bölü T eşittir eksi RDV bölü V olur. Biraz düzenleme yaptım tabii. CV sabit hacimdeki ısı kapasitesiydi ama öbür tarafta DV var. Bu nasıl olur? Pekala, ideal bir gaz için DU daima CVDT'ye eşit. Tamam mı? Eğer sabit hacim değişimi varsa D çizgi Q daima CVDT'ye eşit. Sabit hacim yolu size bunu der. D çizgi Q eşittir CVDT. İdeal gaz durumunda bu daima doğrudur. İdeal bir gazın adiabatik genleşmesinde D çizgi Q eşittir 0. Adiabatik genleşmede bunu da kullanabilirsiniz. D çizgi Q eşittir 0. Burada yol adiabatik ve sabit hacim değil. Burada sabit hacim için bu ifadeyi kullanabilirsiniz ve sadece ideal gaz için doğrudur. Burada V'nin sabit olması sınırlamasını kullanmadık. Bunu sadece ideal gaz için kullandık. Pekala, burada
BT, burada da DV var. Bu türevsel değerlerden kurtulmalıyız. Her iki tarafın da integralini alalım. Başlangıç noktasından bitiş noktasına gitme durumunda CV T1'den T2'ye integral DT bölü T eşittir eksi R V1'den V2'ye kadar DV bölü V olur. Bu integrali alırsak CV ln T2 bölü T1 eşittir eksi R ln V2 bölü V1 bulunur. Bunu nasıl düzenleyeceğimizi biliyoruz. CV ln T2 bölü T1 eşittir ln T2 bölü T1 üssü CV. Dolayısıyla bu logaritmik ifadeleri düzenlersek ln T2 bölü T1 üssü CV eşittir ln V1 bölü V2 üssü R. Bu eksi işaret yüzünden bu logaritmik kesri ters çevirdik. Logaritmaları kaldırırsak T2 bölü T1 eşittir V1 bölü V2 üssü R bölü CV'ye eşittir ifadesini elde ederiz. Burada her iki tarafında 1 bölü CV'nin kuvvetini aldık. Pekala, şu anda sıcaklık ve hacme bağlı olarak başlangıç ve bitiş noktaları arasında bir ifade elde etmiş bulunuyoruz. Ancak bu tam olarak bizim istediğimiz ifade değil. Biz basınç ile hacim arasındaki ilişkiyi arıyoruz. Yani PV uzayındaki ilişki, TV uzayındaki değil. Bunun için bir şeyler yapmamız gerekecek. Ama önce bu ifade R bölü CV üssü var ve hatırlarsanız CV artı R eşittir CP idi. Bunu kullanmak ilginç olabilir. Bu ifadede de R terimini yok edelim. Dolayısıyla R bölü CV ki R eşittir CP eksi CV. Bunu CV'ye bölersek bu CP bölü CV eksi 1 olur. Burada cevabın ne olduğunu biliyorum. Bu CP bölü CV değerine gamma diyeceğim. Yani gamma'yı CP bölü CV diye tanımladık. Artık R bölü CV değeri yerine gamma eksi 1 yazabiliriz. Dolayısıyla buraya gamma eksi 1 yazalım. Bunun anlamı gamma kuvveti çarpı eksi 1 kuvvettir. Ben bunun gibi bir ifade arıyorum. Eksi PV üssü gamma eşittir sabit. Şimdi burada bir şekilde sıcaklık ve terimden kurtulmam ve yerine basınç koymam gerek. Pekala, T'den kurtulalım. Bunun için ideal gaz yasasını kullanalım. Şimdi de T'den kurtulalım. İdeal gaz yasasını kullanarak. Elimizde T eşittir PV bölü R var. Dolayısıyla V1 bölü V2 üssü gamma eksi 1 eşittir T2 bölü T1 idi. Burada ideal gaz kanunu kullanarak V2 P2 bölü R bölü V1 çarpı P1 bölü R yazalım. R'ler birbirini götürür. Burada V1 bölü V2 üssü gamma eksi 1 var. Burada ise V2 bölü V1. Buradan bu eksi 1 terimi gider ve elimde P2 bölü P1 kalır. Burada da bu terim bunu götürür. Dolayısıyla elime V1 bölü V2 üssü gamma eşittir P2 bölü P1 geçer. Ki bunu P1 çarpı V1 üssü gamma eşittir P2 çarpı V2 üssü gamma diye yazabilirim. Bunun anlamı 1 ile 2 noktasının tamamen gelişi güzel olduğu, bunlar
Sadece yolun üzerinde, kısaca yol üzerinde aldığım her nokta P1 çarpı V1 üssü gamaya eşit olur. Yani yol üzerinde alınan her nokta P1 çarpı V1 üssü gamma ifadesini sağlar. Yol üzerinde olduğum sürece P çarpı V üssü gamma eşittir P1 çarpı V1 üssü gamma olacaktır ki bu da bir sabite eşit olur. İddia ettiğim şeyi kanıtlamış oldum. Yani adiabatik üzerinde olduğum sürece her noktanın P V üssü gamma eşittir C ifadesini sağladığını ispat ettim. Gamma eşittir CP bölü CV idi. Daha söyleyeceklerimiz var. Çünkü CP eşittir CV artı R olduğunu biliyoruz. R pozitif bir değer olduğuna göre CP daima CV'den büyüktür. Bir ideal gazda CP ve CV'ye iyi tanımlanmış değerler olmalı. Tek atomlu bir gaz için, yani moleküler olmayan bir ideal gaz için CV eşittir 3 bölü 2R ve CV artı R'ye eşit olan CP 5 bölü 2R olur. Buradan tek atomlu ideal gazlar için gamma 5 bölü 3 bulunur. Dolayısıyla elinizde argon atomları varsa gamma'nın ne olduğunu biliyorsunuz demektir. Bu ifadeleri istatistik mekanikle çıkarabilirsiniz. Bunların şimdilik nereden geldikleriyle ilgilenmeyeceğiz ve bu şekilde kabul edeceğiz. Gamma ideal gazlar için birden büyüktü. Artık bunun için tek atomlu ideal bir gaz için bir değerimiz de var. Eğer bu ifadeye bakarsam gamma birden büyüktür. Dolayısıyla gamma eksi bir değeri pozitif olur. Eğer bir genleşme varsa V2 büyüktür V1. V2 V1'den büyükse bu değer birden küçük çıkar. Dolayısıyla T2'nin T1'den daha düşük olması gerekir. Elimde üssü artı olan bu değer var. Bu değer birden küçük çıkacağından T2 küçüktür T1 olur. Dolayısıyla gaz soğumaktadır. Ne zaman adiabatik bir genleşme yaparsanız sıcaklık düşer. Gaz soğur. Gaz soğur. Buradaki grafiğime bakarsam, eğer adiabatik genleşmenin sonunda sıcaklık düşerse özür dilerim, bu yanlış grafik. Eğer bunu izotermal genleşme ile karşılaştırırsam, işte burada eğer sıcaklık düşüyorsa V2 değeri sıcaklığın sabit olduğu değerden daha küçük olacaktır. Dolayısıyla aynı basınç altında izotermal genleşmede olan son hacim adiabatik genleşmedekinden daha büyük olacaktır. Kısaca bir gazı adiabatik olarak genleştirirsem gaz soğur. Neden soğumaktadır? Neden? Çünkü
çevreye iş yapıyoruz. Enerjinin bir yere gitmesi lazım. Bu gazın sahip olduğu iç enerji ile ilgili, ki bu ısı şeklinde, biz bu iç enerjinin bir kısmını dışarı iş yapmak için kullanıyoruz. Burada izotermal genleşmede ise bu değer gazın genleşmek için kullandığı enerjiyi tekrar yerine koyuyoruz. İzotermal genleşmede çevreye karşı yapılan iş için kullanılan enerji yerine konuluyor. Bunu aksi durumda, yani sisteme basınç uyguladığınızda ise sıcaklığın artmasını bekleriz. Dolayısıyla sıkıştırmada V2 küçüktür V1 ve T2 büyüktür T1 olur. Çünkü gaz ısınıyor. Bu aynen bisiklet pompasındaki durum. Geçen derslerimizde bisiklet pompasına örnek vermiştik. O zaman pek de uygun bir örnek değildi ama şimdi tam olarak oturuyor. Çünkü ona tüm kuvvetimizi abanıyoruz. Pompalamaya diyelim 1 bar basınçla başlayalım. Sonra ona abanıyoruz ve bunu o kadar hızlı yapıyoruz ki pompanın içi ile dışı arasındaki ısı akışı çok yavaş oluyor. Hızlı sıkıştırmadan dolayı bu tersinir bir işlem değil. Sıkıştırdığınız zaman havanın sıcaklığının ne olduğunu görmek isterseniz bunu sibop ucundan hissedebilirsiniz. Dokununca sibop ucunun sıcak olduğunu fark edersiniz. Çünkü ideal bir gazı adiabatik olarak sıkıştırdığınızdan sıcaklık artar. Bir sorunuz var mı? Sorunuz var mı? Pekala. Ters sinir adiabatiği inceledik. Pek detaylı olmasa bile tersinmez adiabatı da incelemek istiyorum hızlı bir şekilde. Bakalım farklılar neler. Şimdi de yine aynı tip bir deney yapacağız. Ama bunu tersinmez olarak yapacağız. Tersinmez adiabat. Deneyde aynı silindirimizi alacağız ve dış basınçla iç basınç artık işlem sırasında birbiriyle dengede olmayacak. Bir piston alacağız ve buralara ufak mandallar yerleştireceğiz. Dolayısıyla piston yerinden oynamayacak. Bir dış basınç var burada. Bunu P2 değerine ayarlayacağız. Burada bir iç basınç var. Ve P1 küçüktür P2 ve hacim ve basınç V1 ve P1. Tüm sistem yalıtılmış halde bu ufak mandalları geriye çekersek piston hızla yukarı fırlayacak. Çünkü P2 küçüktür P1. Özür dilerim, bunlar ters olacak. Dış basınç iç basınçtan düşük. Dolayısıyla piston iç basınç ve dış basınç dengeye gelene dek hızla yukarıya çıkacak. İç ve dış basınç P2 olacak. Yani P dış eşittir P2 ve içeride de P2 ve 2 T2 olacak. Dolayısıyla diyagramımızda gazımız için P1 ve V1 ile P2 ve V2 noktalarını işaretlersek buradan başlayıp buradan bitirdiğimi biliyoruz ama bunları bir yolla birleştiremiyoruz. Bunu nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Eğer tersinmez bir genleşme varsa basıncın nasıl değiştiği hakkında en ufak bir bilgimiz yok. Bu son derece gelişigüzel olabilir. Sistem boyunca sabit olmayabilir. Ama yine de elimizde yeterli bilgi var. Yeterli bilgimiz var. Burada dW eşittir eksi pdV yazamıyoruz ama yine de epey şeyler yazabileceğiz. Adiabat olduğundan dQ eşittir 0. Ayrıca dW için eksi P2, ki burada P2
daha kolay çarpı dv yazabiliriz. İdeal gaz olduğunda du halen c ve dt'ye eşit. Yola bağımlı olmadan birinci yasayı kullanabiliriz. Du eşittir dq artı dw idi. Dq eşittir 0 ve dv eşittir eksi p2 dv. Tüm bunları biliyoruz. Aynen daha önce yazdığımız gibi bunların detayına inmeyeceğiz. Size direkt olarak cevabı vereceğim. Yukarıdaki ideal gaz yasasını kullanarak basınçla sıcaklığı birbirine bağlayan bir ifade çıkarabiliriz. Aynen burada sıcaklık ile basıncı birbirine bağlayan bu ifade gibi T2 çarpı CV artı R eşittir T1 çarpı CV artı P2 bölü P1 çarpı R. Bu ifadede basınç ile sıcaklıkları birbirine bağlar ve P2 küçüktür P1 olduğundan bu terim birden küçük CV artı R ve CV artı R'den daha küçük bir terim, dolayısıyla T2 T1'den küçük olmalı. Dolayısıyla T2 küçüktür T1. Daha önce elde ettiğimiz niteliksel sonuç, eğer bir adiabatik genleşme varsa gaz soğumakta. İşte size bir soru. Burada bir oylama yapacağız. Dolayısıyla düşünmeye başlasanız iyi edersiniz. Bu işlemdeki T2 değeri aynı işlemi aynı son basınç değerinde tersinir olarak yapsaydım daha büyük mü olurdu yoksa daha küçük mü? Burada yukarıdaki işlemi tersinir yaparsam ne olur? Yani T2 tersinmez değeriyle T2 tersinir değerlerini karşılaştırın. Her ikisi de T1'den küçük, her ikisinde de soğum olmaktadır ama biri diğerinden daha soğuktur. Belki de ikisi de aynı, bilmiyorum. Bunu matematik kullanmadan kafadan söyleyebilir misiniz? Bakalım bulabilecek misiniz? Hangisi daha soğuk? Size düşünmeniz için 30 saniye veriyorum. Birbirinize danışabilirsiniz. Tamam, oylayalım bakalım. Kaç kişi T2 tersinmezin T2 tersinirden daha düşük olduğunu söylüyor? 1, 2, utanmayın. 3, 4, başka? 5. Pekala, 5 oyumuz var. Bay Nelson, çekimsersiniz, ih tercih. Peki, T2 tersinirin T2 tersinmezden daha düşük olduğu hususuna ne dersiniz? Çok oy çıktı. Bu 5'ten çok fazla. Hatırlarsanız geçen sefer çoğunluk hatalıydı. Burada da öyle olacak diye bir kural yok. Çoğunluk doğru da olabilir, hatalı da. Size bildiğiniz bir şey hatırlatayım. Eksi ve tersinmez ki bu sistem tarafından çevreye yapılan iştir. Daima eksi W'den tersten, eksi W tersinirden küçüktür. Bunu daha önceden biliyorsunuz. Ufak bir ipucu. Tekrar oylayalım. 10 saniye düşünün. Bunun önemi ne olabilir? Fikrini değiştiren var mı?
Fikrini değiştiren yok mu? Evet. Oyunuzu değiştirmek mi istiyorsunuz? T2 tersinir ve T2 tersinmez. Soru hangisi daha soğuktur idi. T2 tersinir daha soğuk. T2 tersinir daha soğuk mu? Pekala. Seni çoğunluğun içinde tutuyorum. Sen de bu tarafa mı geçiyorsun? Burası 6 oldu o zaman. Fikrini değiştirmek isteyen var mı? Şimdi son derece uç bir örnek alalım. Uç bir örnek. P dış son derece küçük olduğu uç bir örnek alalım. P dışın son derece büyük olduğu adiabatik bir genleşme yapalım. Bu bir çeşit Joule genleşmesi. İdeal gaz. Peki ideal gazla yapılan Joule genleşmesinde ne oluyordu? Hatırlayan var mı? Hatırlayan yok mu? Joule genleşmesinde delta U'nun sadece sıcaklığa bağlı olduğunu kanıtlamıştık. Kimse hatırlamıyor demek. Bunun için delta U sıfırdı. Peki sıcaklığa ne oluyordu? Adiabatik genleşme. Buna tekrar döneceğiz. Size başka bir soru sorayım. Tersinmez işlemde yapılan iş tersinir işlemdekinden daha düşüktü. Dışarıya daha az iş yapılıyordu. Dolayısıyla sistem tarafından harcanan enerji daha düşük. Sistem tarafından harcanan enerji tersinmez işlemde daha düşük. Çünkü fazla iş yapmıyor. Dış basınca karşı o kadar da fazla basınç uygulamıyor. P2 dış basınç, P1 iç basınçtan düşük. Ama fazla iş yapmak zorunda değil. Dolayısıyla fazla enerji harcamak zorunda değil. Yani bu durumda ekseriyet haklı. T2 tersinir sıcaklığı daha düşük. Çünkü burada sistem tersinmez işleme nazaran daha çok soğuyacak. Çünkü tersinir işlemde daha çok enerji harcanacak. Dış basınca karşı daha yüksek basınç uygulanacak. Ha basınç yol boyu azalacak ama daha fazla iş yapacak. Dolayısıyla burada ekseriyet doğru. Joule genleşmesinde ise sıcaklık değişmiyordu. DT eşittir sıfırdı. Hatırlarsanız Joule genleşme katsayısı μJ eşittir sıfır idi. DT bölü DV sabit U da eşitti. Pekala. Herhangi bir soru var mı? Tersinmez sıkıştırmada basınç tamamen denge dışı oluyor, değil mi? Bu temelde doğru. Ama burada gösterdiğimiz gibi tersinmez bir sıkıştırmayı son derece hızlı yapmak gerekir ve bunun nasıl yapılacağı hakkında bir fikrim yok. Bu epey karmaşık ama temelde haklısınız. Temelde haklısınız. Bu yüzden biz genelde tersinmez genleşmeden bahsederiz. Çünkü bu daha kolay. Sıkıştırma biraz daha karmaşık. Başka soru var mı? Pekala. Pazartesiden itibaren Profesör Nelson ki burada oturuyor, görevi birkaç haftalığına devir alacak ve sonra tekrar buluşacağız.